ederim. Teşekkür ederim. Bunu her yerde, her ortamda hem dillendirelim hem yüreğimizin önemli bir bölümünde taşıyalım. Hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunalım. Efendim, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Sayın Genel Başkanlarım, siyasal partilerin, değerli temsilcilerim, belediye başkanlarımız, elinde bir fenerle adalet arayan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Bizi buluşturan Türk Demokrasi Vakfı'nın değerli yöneticilerine de yürekten teşekkür ederim. Efendim, Sayın Genel Başkan, Gelecek Parti'nin Sayın Genel Başkanı Mevlana ile sözlerini bitirdi. Ben de Mevlana ile başlayayım sözlerime. Adalet bir kutup yıldızı gibidir der Hazreti Mevlana. O yerinde sabit durur ve bütün kainat onun etrafında döner. Adalet bu kadar değerlidir. Kutup yıldızı ve bütün kainatın onun etrafında döndüğü bir adalet anlayışı. Aslında insanlık tarihi adalet arayışı tarihidir aynı zamanda. Ve bizler adaletin gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz, çaba harcıyoruz. O nedenle adalet önemli bir kavramdır. Otoriter rejimler adaletin ne kadar değerli olduğunu bize aslında hatırlatırlar. Ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Bugün adaleti arıyoruz hep beraber. Demokrasiyi arıyoruz hep beraber. Bedeller ödendi mi? Bedeller ödendi değerli arkadaşlarım. Ve ödenmeye de devam ediyor. Bakınız, ben adaletsizliklerden bir iki örnek vermek isterim. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu uzun süre hapislerde kaldı. Uzun süre milletvekiliydi. Eren Erdem uzun süre hapislerde kaldı. Mustafa Balbay'dan tutun, Mehmet Haberal'a, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi yargılanıyor. Haksız bir şekilde yargılanıyor. O da siyaseten acaba onu nasıl devre dışı bırakabiliriz arayışları içindeler. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bir şehit cenazesinde bütün devlet protokolünün önünde uzun süre linç girişimiyle karşı karşıya kaldım. Uzun süre. Ama hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Çünkü yüreğinizde adalet yoksa sizin topluma vereceğiniz hiçbir şey yoktur. Topluma vereceğiniz temel ölçü, eğer bir ölçü ile tartmak istiyorsanız, o ölçünün terazisi adalettir değerli arkadaşlar. Ve adaleti hep beraber sağlayacağız. Değerli dostlarım, açıkça konuşalım. Gerçekleri tüm halkımıza anlatalım. Milletimiz adalete erişemiyor. Türkiye'de adalete erişim bir açlık, tokluk meselesi haline gelmiştir. Türkiye'de adalete erişim bir insan hakları meselesi haline gelmiştir. Türkiye'de adalete erişim artık bir ekonomik meseledir. Bir yanda hücrelerde tutulan siyasileri var. Bir yanda halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma çabası var. Öte yanda yine halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atananlar var. Öte yanda aç çocuklar, evsiz barksız insanlar, ödenemeyen kiralar, alınamayan etler sütler, dolmayan beslenme çantaları var. Bu büyük sorunlar karşısında seslerini çıkaramayan yığınlar var. Öyle bir noktaya geldik ki sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıkmış. Sorun artık bir Türkiye sorunudur. Ve bizi altı lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır. Sevgili dostlarım, adalet bir demokrasi meselesidir. Herkesin, daha doğrusu bu ülkede yaşayan herkesin kimliği, inancı ne olursa olsun, kadının, erkeğin, başı açığın, başı kapalının, ailenin, bekarın, yani herkesin ama herkesin
barış ve huzur içinde yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. En büyük hedefim bu. Bir ülke hayal etmek. Huzurlu bir ülke hayal etmek. Ve o ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezerken hiç tanımadığımız insanlarla gülümseyerek selamlaşmamız. Parklarında çocuklarımızın sevgiyle oynadığı, annelerin çocuklarını sevgiyle yatağa yatırdığı bir Türkiye. Üniversitelerde özgürce araştırmanın yapıldığı ve hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir Türkiye 21. yüzyıla yakışan bir Türkiye olabilir. Kanunların adil olduğu, kanunlar önünde de herkesin eşit muamele gördüğü bir ülke. Sevgili dostlar, biz bunları neden başarmıyoruz? Eşitliği sadece insan hakları bağlamında söylemiyorum. Demokrasi sadece insan hakları değildir. Demokrasi aynı zamanda eşit fırsatlarla olur. Eşit fırsatlar da temel insan hakkıdır. Bu ülkede eşit fırsatlar yok sevgili dostlarım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan, elektriği kesilen, internete erişemeyen milyonlarımız var. Açıkça ifade edeyim, orta sınıfı yok ettiler. Bu ülkede ya çok zenginsin ya da hiçbir şeyin yok. Oysa birlikte yaşadığımız demokratik ve özgür bir ülke idealini gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Aynı zamanda gelirin de daha eşit paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Çok rahat ifade edeyim ki böyle bir Türkiye mümkün. Ama bu sürecin, bunları gerçekleştirmenin kolay olmadığını da gayet iyi biliyorum. Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar. Mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar. Mücadele edeceğiz. Yargıyı sopa olarak kullanacaklar. Mücadele edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vesayet altına alacaklar. Mücadele edeceğiz. Gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri aracılığıyla saldıracak, karalayacaklar. Mücadele edeceğiz. Çünkü bu mücadele bir hak mücadelesidir. 3 Aralık'ta söyledim, yine söylüyorum. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak, ya kavuşacak. Değerli dostlarım, Türkiye'de demokrasinin en büyük sorunlarından biri de beşli çetelerdir. Beşli çete dememe bakmayın. Bunların sayıları 5'ten çok daha fazla. Çetelerin, kirli sermayenin devlete 418 milyar dolar borcu var. Bunu deftere yazdık. 418 milyar dolar borcu var. O kirli paraların tamamını tahsil edeceğiz. O para ile devleti ve demokratik kurumları onaracağız. Bazılarını yeniden inşa edeceğiz. Bugün size adil bir toplum inşa etmenin kolay olduğunu söylemeyeceğim. Az önce ifade ettim. Zor olacak ama başaracağız. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Bugün bu ideallerle ne yazık ki taban tabana zıt olan ülkemizin en karanlık anlarını yaşıyoruz. Peki geçmiş daha mı parlaktı? Değildi. Demokrasi hep hor görüldü. Demokrasi o zaman postalların altında ezildi. Bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam ettiler. Seviniyordu o zaman birileri. Bugün de başka zalimler seviniyor. Ama biz demokratlar hiç bitmedik, hiç azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. O da helalleşmek. Ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir asıl hedefimiz. Ve bu kavgayı biz bitireceğiz. Darbeciye darbeci diyeceğiz. İster eskisi olsun, ister bugünün olsun, kötü olana da kötü diyeceğiz. Ama dostlar, şunu da hatırlatmama izin verin. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır. Unutmamak lazım ki bu bir 100 metre koşusu değildir. Bu bir maraton. Ve biz 6 lider bu maratonun son metrelerini koşuyoruz. Siz
vakıf olarak hep mücadele ettiniz Sayın Başkan. Hep koştunuz. Türk demokrasi adına koştunuz. Bu kez yalnız değilsiniz. Biz de sizlerle beraber koşuyoruz. Beraber koşacağız, beraber mücadele edeceğiz. Saraylılar karşısında umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Ama kesinlikle kızgınlığımızın bizi ayrımcı, ötekileştirici yapmasına da izin vermeyeceğiz. Çünkü adalet istiyoruz. Bizleri değiştirmelerine ve kalplerimizde nefret yaratmalarına asla izin vermeyeceğiz. 19 Mart 2020'de Cumhuriyet'e bir yazı yazmıştım, Cumhuriyet Gazetesi'ne. Dünyanın bütün demokratları birleşin demiştim. Bunu Avrupa'ya gittiğimde de söylemiştim. Dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi lazım artık. Demokrasi kadar değerli bir kavramın, değerli bir yaşam tarzının olmadığını ifade etmiştim. Buradaki Haziran'a da bakıyorum ve Türkiye'nin geleceğini görüyorum. İdeolojiler farklı olabilir. İnançlar, değerler farklı olabilir. Ama adil ve kapsayıcı bir ülke ve demokrasi hepimizin ortak hayali. Bundan dolayıdır ki bizi hiç kimse durduramayacak. Değişimi birlikte getireceğiz. Değişimi birlikte hayata geçireceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum.